Herkese selamlar. One Piece mangası 1037. bölüm ile karşınızdayım. İlginç ve hoşunuza gidebilecek yorumlarım olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Kapak görselimizle başlayalım. Yüzeysel ve hızlıca geçmek istiyorum. Germ 66'nın kapak hikayesi 2. bölüm karşımızda. Jadge'nin derin bir iç çektiğini görüyoruz. Bunu içinde pişmanlık veya özlem olduğu şeklinde yorumluyorum. Belki Sanji'ye yaptıkları veya onu özlemesi ya da eşi Winsmoke Sora'yı özlediği şeklinde yorumlayabiliriz. Nedense bunu Sanji ile daha çok bağdaştırıyorum. Sanki Sanji Big Mom arkından sonra Jadge'nin içindeki o insani yönü uyandırmış gibi geldi bana. Belki ilerleyen bölümlerde bu ark yani Wano arkı veya gelecek ark için German'ın tekrardan yardım ettiğini görebiliriz. Zaten bu olasılığı yüksek bir durum. En azından benim düşüncem bu yönde. Kaido ile Luffy'nin savaşı ile devam ediyoruz. Kaido'nun bu dövüşten oldukça keyif aldığını ve Luffy'nin gücünü kabul ettiğini, yani basit bir yeni nesil korsan olmadığını anlıyor. Belki pek çoğunuz benim gibi Kaido'nun sarhoşken daha güçlü olduğunu düşünmüştür. Bu kısmen doğrulanıyor. Yani direkt olarak bize söylenmiyor ama öyle düşündürtüyor diyaloglar. Kaido'nun faz adı altında farklı farklı modlarını görüyoruz. Sanki Kaido'nun psikolojisi bozuk ve bu faz modları da bunu temsil ediyormuş gibi geldi bana. Böyle yorumladım bu kısımları. Şimdi geldik bölümün en ciddi kısımlarına. Kendimizi Marie Joyce'da buluyoruz. Başlamadan önce küçük bir şey anlatmak istiyorum. Hasır Şapka korsanlarının ilk gemisi Going Merry ve Marie Joyce. Mary, Marie kelimeleri okunuş olarak birbirine çok benziyor. Sanki Luffy'nin D olması ve D'lerin genelde güler yüzlü olduğunu görmemiz acaba Luffy'nin yolunun bir şekilde kutsal topraklarıyla kesişeceğine mi bir gönderme yapmışlar? Bunu hep merak etmişimdir. Ya da Roger'ın Laugh Deli bulduğunda güldüğü gibi Luffy de eğer Laugh Deli bulursa gülecek mi? Bunu merak ediyorum. Bu o kadar önemli mi bilmiyorum ama bunu sizlerle paylaşmak istedim. 5 kademi konuşmalarıyla devam edelim. Dünya Konseyi'ndeki yaşanan hadisenin ne olduğu hala gizemini koruyor ve bu konuyu şimdilik rafa kaldırdıklarını görüyoruz. Tüm odaklarını Wano'da yaşananlara çevirmiş vaziyetteler. Akainu'nun acaba bu konuda bir bilgisi var mı merak ediyorum. Geçmiş bölümlerde Wano'ya karışmayacaklarını söylemişti fakat Akainu gibi bir karakterin böyle bir fırsatı geri tepeceğini düşünmüyorum. Belki bir bakmışız Sword ekibinin kurucularından biri bile çıkabilir. Pek şaşırmam açıkçası. 5 kademin Wano'da yaşanan olaylardan haberdar olmaları beklediğimiz bir durumdu. Çünkü Wano, karanlık yüzyıl ile derinden bağı olan bir yer ve pek çok önemli ismin, karakterin buluştuğu bir nokta. Yani 5 kademin Wano'yu görmezden geleceğini beklemek saçma olurdu açıkçası. Özellikle CP0'yu gördüğümüzde bunu anlamıştım. Eminim ki sizler de anlamışsınızdır. Çünkü CP0 direkt kutsal ejderlere, özellikle 5 kadime bağlı bir grup. Robin'in ele geçirilmiş olabileceğini düşünüyorlar ve harekete geçmenin zamanının geldiğini söylüyorlar. Burada şunu sormak istiyorum. Dünya hükümeti Nico Robin'i ele geçirdikten sonra ne yapmayı planlıyorlar? Bunu yorumlayıp konuşalım. Birinci ihtimalimiz ve en yüksek ihtimalle dördüncü poneglifin yeriyle ilgili ihtimallerden biri olan dünya hükümetinde olduğunu düşünüyorduk ve geçmişte bu çok konuşuluyordu. Bu çok yüksek bir olasılık fakat nedense İmsama'nın çok eski zamanlardan kalma bir karakter olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bu da antik yazıtları acaba okuyabiliyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Eğer Robin'i ele geçirirlerse ya dördüncü poneglif ya da ikinci ihtimalimiz olan antik silahlarla ilgili veya başka gizemli bir yazıtın tercümanlığı için onu yakalayabilirler. Üçüncü bir ihtimalimiz Robin'in ailesiyle ilgili olabilir. Annesi, özellikle babasıyla ilgili olabilir. Bu arada Robin'in gerçekten ele geçirileceğini düşünüyorum. Hatta bu bize geçmiş bölümlerde bir foreshadowing olarak verilmiş bile olabilir.
Hatırlarsanız Enies Lobby'de Robin esirken Luffy onu kurtarmaya gitmişti. Oradaki denizci karargahını Mary Joyce olarak ele alırsak ve Luffy'nin emir vererek dünya hükümetinin bayrağını yakmasıyla dünyaya savaş açması buna bir referans olabilir. Robin'in esir alınması belki bu arkın sonunda veya ilerleyen arklarda da yaşanabilir. Bunun güzel küçük bir teori olduğunu düşünüyorum. Devam ediyoruz. Kaido ve Big Mom'un olduğu bir savaşta birinin ölmesinin çok da beklenmedik bir şey olmadığını söylüyorlar. Zaten geçmiş videolarda özellikle bu Wano arkının bölümleriyle ilgili inceleme videolarımda değinmiştim. Yani bu iki Yonko'dan birinin ölecek ve bu kişinin de Kaido'nun olduğunu beklediğimi, bu şekilde de Luffy'nin Yonko unvanına kavuşacağını söylemiştim. Bakalım ilerleyen bölümlerde bu konu nasıl son bulacak, hep beraber göreceğiz. O engeli ortadan kaldırmak için bir şans yakaladığı kısmı burada çok önemli. Acaba bu engel Yonkolardan biri, Luffy veya Wano'da gizemli bir güç veya tarihi bilgi olabilir mi? Seçenekleri akıllara geliyor. Yani bu şey her neyse dünya hükümeti bugüne kadar bir şey yapamamış, bu savaşı bir fırsat olarak görüyorlar. Bu da Wano'daki tarihi bir bilginin veya gizemli bir güç seçeneğinin daha yüksek bir olasılık haline getiriyor benim yorumladığım kadarıyla. Tabi ilerleyen sayfalarda gizemli bir güç olarak bahsettiğimiz şey şeytan meyvesi olarak da ele alabiliriz. Bu meyve yüksek olasılıkla Luffy'nin meyvesiyle ilgili olabilir. Zaten geçen bölümlerde dünya hükümeti için götürülürken ve Huis Hu tarafından korunduğunu öğrenmiştik. Bu bahsettikleri meyve gerçekten de Luffy'nin meyvesi ise yeni sorular akıllarımıza takılacak. Bu meyvenin uyanışından bahsetmeleri ve ondan korkmaları, ismini değiştirmeleri çok tuhaf. Yani lastik yeteneği olarak gördüğümüz bir meyvenin uyanışı ne kadar güçlü olabilir? Veya bu meyvenin bilmediğimiz yani lastik yeteneğinin dışında farklı yeteneklere de sahip olduğunu görebilir miyiz? Mesela farklı meyvelerin özelliklerini kopyalamak gibi esnek bir meyve olabilir. Hatırlarsanız Luffy GR4 moduna geçtiğinde ihtiyar Hyogoro Luffy'yi Bilge Kral'a benzetmişti. Acaba bu GR modlarının dönüştüğü tipler geçmişte yaşayan karakterlere özellikle bu meyveyi kullanan kişilerin formuna mı bürünüyor? Merak ediyorum açıkçası. Bir de meyveden bahsettikleri son yerde Zunesha'nın olduğunu düşündüğümüz yani bu farklı bir fil de olabilir. En azından bu ihtimali de göz önünde bulunduralım. Zunesha ve bu bahsedilen meyvenin aynı karede olması acaba meyvenin mistik özellikleri mi var sorusunu aklıma getiriyor. Yani antik canlıları bu deniz kralları Zunesha, Surume, Gökyüzü Adası'ndaki Dev Yılan vesaire gibi aklınıza gelebilecek canlıları acaba kontrol edebilme gibi bir özelliği de olabilir mi diye düşündürtüyor. Bir de şöyle bir detay var. Hatırlarsanız Luffy ve Momo Zoo Adası'ndayken balina şeklindeki ağaca yaklaştıklarında çok büyük bir gücü hissetmişlerdi. Antik bir gücü hissetmişlerdi. Acaba 3. antik silah Uranüs Zoo Adası'nda olabilir mi diye bir düşünceye sevk etti beni. Belki Zunesha Wano'ya vardığında bu 3. antik silahın uyandığını görebiliriz. Hatta bu 5 kademin bahsettiği meyvenin uyanışı Zoo Adası'yla ilgili de bağlantılı olabilir. Bunu ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz. Ek olarak Balık Adam Adası'ndaki deniz krallarının konuşmalarını duymuştuk. İki kraldan bahsediyorlardı ve bunların bir araya geleceğinden bahsetmişti. Acaba bu krallardan biri Shiroyoshi değil de Momo ve Luffy'yi mi kastediyor? Şu an zaman çizelgesini kontrol edecek vaktim yok açıkçası ve geçmiş bölümlere de bakamıyorum. Sanırım deniz krallarının bahsettikleri yaş aralığı Shiroyoshi ve Luffy'ye uyuyordu. Tam olarak burasını net hatırlamıyorum. Müsait bir zamanda kontrol edeceğim. Veya sizin aklınızda bu konuyla ilgili bir şey varsa paylaşırsanız sevinirim. Bölümün son kısımları o kadar iyi ki derinlemesine incelesem ve yorumlasam kim bilir daha neler konuşacağız bilmiyorum. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Umarım hoş ve kafalarda fikir uyandırıcı bir video olmuştur. İzleyip destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 私も一緒に海へ連れてって!